Herkese merhaba. Suriye'deki bir gelişme üzerinden konuşacağım. Çünkü kafamı meşgul eden bir soru var. Biz ne zaman bu Suriye'de meşru olarak kendi güvenlik gerekçelerimizle PKK, YPG veyahut DAEŞ unsurlarına karşı bir operasyon düzenlemeyi planlasak ve bunu Sayın Erdoğan'ın yaptığı gibi "Bir gece ansızın gelebiliriz" sloganı altında da gerçekleştireceğimizi ifade etsek, herkes bize karşı panter kesiliyor biliyorsunuz. Geçenlerde benim söylediğimi Mevlüt Çavuşoğlu da söyledi. Ben aylardır aynı şeyi söylüyorum. Ne zaman konu Suriye'ye dönük bir Türk harekatına gelse, birbiriyle sürekli savaşan unsurlar bir anda bize karşı birleşiyor demiştim. Hatırlayacaksınız. İsrail, İran, Amerika, Rusya, İngiltere, Fransa, herkes, Suudi Arabistan, herkes bir anda birleşiyor. Geçen gün çok hoşuma gitti. Onu bir basın toplantısı çerçevesinde veya bir programdaydı galiba. Çavuşoğlu da söyledi. Ya dedi, bunlar birbirleriyle kapışıyorlar ama konu biz olunca böyle oluyor. Özellikle Rusya, gerçi S-300'lerini çekmekte olduğu yolunda çok net bilgiler var ama yani 11 yıldır bize kök söktürdü. Çünkü hava kuvvetleri orada, hava kuvvetleri orada olduğu için donanması da orada, donanması da orada olduğu için kendi hava savunma sistemlerini taşımıyor. Gerçi S-400 yok, öyle diyorlar. Ama S-300'ler vesairelerle çok ciddi bir hava savunma sistemi var Suriye'de. Bunun da hemen hemen tamamı Rus teknik adamların elinde. Ne zaman biz bir şey yapmaya kalksak, ki Afrin'de mesela bunun pazarlığı çok yapıldı. En sonunda Rusya bizden terrifatı garantisini aldı. Yani terrifat da biliyorsunuz askeri varlığı var. Ama orada PKK'lı da var yani. Onun yanında duruyor. Öyle falan. Biz Afrin harekatını ancak ve ancak Rusya ile çok ciddi bir mücadele sonucunda yapabildik. Hatta Lavrov'la o dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı bu konuyu konuşurken Amerikan Dışişleri Bakanı demiş ki Lavrov'a, "Ya siz önleyemediniz mi bu Türkleri falan?" Lavrov da demiş ki, "Ya siz bu adamları çok çıldırttınız, öyle bir çıldırttınız ki durduramadık" demiş. Yani perde arkasında da Amerika ile Rusya'nın Türk harekatlarına karşı nasıl bir manipülasyon içinde olduklarını anlatan çok özel bir diyalogtur. Bu o zamanlarda çok yazıldı, çizildi. Neyse. Şimdi biz bu kadar zorlanıyoruz bu konuda. İsrail elini kolunu sallaya sallaya giriyor, bombalıyor, bombalıyor, bombalamadık yer bırakmıyor. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi çıkıp gidiyor. Nedense Rus şeyi çalışmıyor, S-300'ü. Yani iş İsrail uçağına gelince Rus hava savunma sistemi devreye girmiyor. Suriyeliler birkaç füze atıyorlar. İşte o füzelerden biri de yanılmış ve gitti bir Rus kargo uçağını düşürdü. Bir sürü Rus askeri öldü biliyorsunuz. Yani sonuç itibariyle bir garabet durum. Benim anladığım kadarıyla Rus lider Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu ile başlatmış olduğu diyalog sürecini yeni koalisyon hükümetinin liderleriyle de devam ettirerek şöyle bir pozisyon yakalamış vaziyette. Tıpkı Türkiye gibi İsrail, Ukrayna savaşında biraz ortada duruyor. Yani böyle çok şey değil ama bu arada Putin zaman zaman dünya Yahudi sistemini veya lobisini rahatsız edecek çıkışlar da yapmayı ihmal etmiyor. Bunlar herhalde diyor bunların dilinden anlar. Mesela Yahudi Ajansı'nın Rusya'daki çalışmalarını yasakladı. Böyle bir durum yani. Ama bunu yapan Putin, İsrail savaş uçaklarının İran'ı bombala, yani İran unsurlarını, Hizbullah'ı, Şii milisleri, İran devrim muhafızlarını falan bombalamasını da hiç umursamıyor. Yani
Sanki gizli anlaşmanın bir kuralı gibi. Sanki ben yanlış kullandım biraz önce. Esasında böyle bir anlaşmaların olduğunu biliyoruz. Yani Rusya ile İsrail'in Suriye'de İran varlığını İsrail'i tehdit etmeyecek boyuta engellenmesi konusunda bir anlaşmaların olduğunu biliyoruz. Aynı anlaşmayı Rusya bizimle yapmıyor PKK veya diğer unsurlar konusunda. O yüzden İsrail Hava Kuvvetleri mesela iki büyük saldırı gerçekleştirdi geçen gün. Daha şimdi yeni. Biri Halep Havalimanı'nı vurdu direkt. Sivil havalimanıya Halep Havalimanı'nı vurdu İsrail. Koca koca kraterler açılmış pistte. Niye? Bu bir hava yolu varmış İran'ın. Adını da bir yere yazdım ama yani çok da önemli değil. Bilmem ne Air diye böyle bir Yas Air, YAS, Yas Air. Bu meğersem devrim muhafızlarına ait bir hava yoluymuş. Siz bilir misiniz Pan Amerikan diye bir hava yolu şirketi vardı Soğuk Savaş yıllarında. Sonra Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra o şirket de yok oldu. Müthiş bir Pan Am, yani meşhur böyle hakkında belgeseller falan filan. Sonra birdenbire yok oldu o şirket. Amerika'nın dünya çapındaki en ünlü hava yolu şirketiydi. Pan Amerikan. Böyle yani Amerika, Pan Amerikan. Meğersem CIA'ymiş o. Yani personeli CIA'ymiş o su falan, yani böyle bir belgesel de seyrettim. Bazı hava yollarının böyle bir özellikleri olabiliyor, sözüm meclisten dışarı. Bu Yas Air de öyle bir şey. Ve bu Yas Air meğersem Lübnan'daki Hizbullah'a silah sevkiyatında kullanılan bir hava yolu şirketi. Bunu tabii Mossad falan yakalamış. Bir uçak Şam'a inecekmiş önce. Engelleme olmuş. Sonra Halep'e ineceğim diye şey yapmış. Halep'te bombalanmış. Halep havaalanı. Uçağın bombalanıp bombalanmadığı yönünde bir bilgi yok ama Arap News, yani Suudi Arabistan'ın yayın organına göre şu anda Hizbullah'a ve Suriye'deki milis gruplara dönük silah sevkiyatı ciddi şekilde durmuş vaziyette. Yani çok ciddi durmuş vaziyette ve Halep'deki pist hemen tamir olmuş. Şam'daki saldırı da Şam Hamadivanı'nın yakınına düşüyor. Oradaki radyo haberleşme, radyo dediğimiz bildiğimiz radyo değil. Yani bu işte uçak komuta kontrol vesaire ve denizcilik radyoları vardır. Ona da radyo denir. Onlar çok stratejik mevkilerdir. Mesela denizcilik açısından ben biliyorum İstanbul Radyo vardır. Gemiden telsizle ararsınız İstanbul Radyo'yu. İstanbul Radyo sizin evinizdeki telefona bağlar sizi, konuşursunuz. Çok kaptan arkadaşım olduğu için bilirim. Neyse, lafları uzatmayayım. Bu sistemi vurmuş İsrail. Şimdi tabii Miktat var, Faysal Miktat, Suriye Dışişleri Bakanı. Açıklama yaptı. İsrail ateşle oynuyor, bizi bir savaşa çağırıyor. Sessiz kalmayacağız, er geç bunun cevabını vereceğiz falan. Ve Amerika Birleşik Devletleri ve Batı İsrail'i destekliyor ve bize karşı kışkırtıyor falan gibi laflar. İsrail'in kışkırtılmaya ihtiyacı yok. Kurulduğundan beri kışkırtılmış bir devlet zaten. Ayrıca bugünkü Suriye'nin de İsrail'le baş edecek hali, mecali kalmamış vaziyette. Yani dağıtır geçer. Öyledir, öyle de konuşalım. Şimdi tabii beni şaşırtan esas haber Rusya'dan geldi. Arap medyası olayı yakalamış. Üç Rus subay ve İran delegasyonu Hama Havalimanı'nda buluşmuşlar. Hama Havalimanı. Ve Rusya İranlı delegasyonuna açıkça şunu söylemiş. Bu İsrail'in sizi bombalamaları yüzünden buradaki Rus askeri varlığı da tehdit altına girmiş vaziyette.
iki yerden askerinizi çekeceksiniz kardeşim. İran'ı söylüyor Rus. Bir, şu anda konuştuğumuz Hama Havalimanı ve özellikle bu havalimanına yerleşik Rus 49. Birlik bölgesinden çok uzağa gideceksiniz. Sizi bombalayacak diye bir gün burada Rus askeri ölebilir. Biz bunu istemiyoruz. İki, Tartus'un güneyindeki Hamidiye askeri bölgesinden derhal çıkacaksınız. Rus söylüyor bunu İran'a. Niye? Bu İsrail'i durduramıyoruz. Sizi bombalayacak diye bizi de bombalamaya başlar. Bir defasında Tartus limanını bombaladığında az da Rus donanması da gidiyordu arada. Şimdi tabii bu esasında Rusya'nın İsrail karşısındaki bir çaresizliği açık ve net. Yani herkese sesi yüksek çıkan ve özellikle Türkiye'yi durduran bir güç olarak Rusya nasıl oluyor da, değil mi? Ya işte böyle. Dünya böyle. Dünya arkadaşlar, gençler. 2 kere 2 = 4 matematik dersinde öder. Konu savaşlar, diplomasi vesaire ise ve küresel sistemlerin çatışması ise size sadece söyleyeceğim o dünyada, o gri noktada 2 kere 2 = 5 eder. Sakın dünyaya ve bütün bu analizlere matematikçi kafasıyla bakmayın. İşte gördünüz, anlatıyorum. Yeriyle, zamanıyla. Rusya İsrail'i durduramadığı için İran'ı tasfiye ediyor. Daha ne anlatayım size? Bence de bizim de biraz bombalamada arttırmakta yarar görürüm ama gördüğüm kadarıyla olmayacak gibi bir şey bu. Hadi hoşça kalın.